Saçta önemli. Teşekkür <laughs> çok ederim, şeyken. çok sağ olun. Şimdi alerjik rinit nedir aslında? Oradan başlayalım isterseniz. Sonra sorularımız olacak. Alerjik rinit alerjenlere karşı vücudumuzun gösterdiği tepkilerdir. Hı -hı. Dışarıda gelen, dışarıdan gelen polenler, tozlar, hayvan tüyleri, bunlara karşı vücudumuzun gösterdiği burnetlerimizin şişmesi, şeffaf renkli akıntılarla karakterize, hapşırma, gözlerde yaşarma, sulanma gibi bulgularla karakterize bir durumdur. Özellikle mevsimsel geçişlerde de olabilir. Sürekli de olabilir. Hangi mevsimde sık oluyor? Özellikle geçiş mevsimleri e, ilkbahar ve sonbahar aylarında... ...Eylül, Ekim, Kasım, Mart, Nisan, Mayıs aylarında sıklıkla görebiliyoruz. Aha en kötü ne aylardayız. Evet şu anda o <laughs> ayların içinde nezleyle karıştırıldığı oluyor mu? Çünkü burun ki... şişmesi, akıntısı falan dedik. Benzer özellikler var. Burnumuzun şişmesi, akıntılar, gözlerde yaşarmalar... ...bazen hassizlik de olabiliyor ama... ...ayrıca tanısında e, nezle de özellikle kas eklem ağrıları... Hafif ateş, halsizlik bunlar da görülebiliyor. Hmm. Hmm, yani biz tabii. o zaman... ...ayırt edemeyiz herhalde. Bir hegime... ...gitmekte fayda Kesin var. değil ya. mi? Peki alerjik nesilin nedenleri nedir? Bu sadece polenler mi? Çok farklı sebepler olabiliyor. Bunların... ...başında e, polenler... ...ev tozları, ev akarları... E, ...yün... ...kokular, kimyasallar... ...bunlar başlıca e, alerjenler. Onun dışında farklı besinlere karşı... ...alerjiler de gelişebiliyor... Bunlar da etkiliyor bizi. Peki biz bunlardan nasıl korunacağız? Öncelikle nasıl tespit edilecek ve sonrasında nasıl korunacağız acaba? Ee, tespit etmek konusunda alerji testlerinden faydalanıyoruz. Bununla Hı -hı. alakalı olarak e, cilt alerji testlerimiz, cilt pirik testlerimiz, bunun dışında kandan bakılan alerjenlerin tespit edildiği testlerimiz mevcut. Hı -hı. Bunun dışında gözlemleyerek de aslında hangi ortamlarda burun akıntılarımızın, burun tıkanıklığımızın arttığını anlarsak buna bağlı olarak hmm. alerjenleri tespit edebiliriz. Ya Onlardan uzak yaşamamız Kesinlikle. gerekiyor Kesinlikle. Maalesef alerjinin %100 bir tedavisi yok. Tedavide sakınmak, korunmak gerekiyor. Nasıl korunacağız yani evde? Hmm. Mesela özellikle yatak odalarında toz toplayacak halı, tüylü yorgan, tüylü dekoratif eşyaların bulunmaması öneriliyor. Hmm, Bunun hmm. dışında ev akarlarına, ev tozlarına karşı dikkat etmemiz, tedbir almamız gerekli. Sabahleyin erken saatlerde polenlerin çok yoğun olduğu saatler bu saatler. Camları hmm. açıp havalandırmamamız gerekiyor. Birkaç hmm. saat sonrasında havalandırdığınızda. Ama bu aslında önemli değil mi? Sabah kalkma hmm. şöyle temiz havalandırıp pencere evet, açıyoruz. Evet, açıyoruz biz hemen. Evet. Tam evet, tersini yapmak lazımmış o zaman. Bir Kesinlikle. Onun dışında özellikle e, evde canlı bitki, çiçekleri bulundurmamakta tabii ki fayda var. Hı -hı. Evet zor ama yapmamız gerekiyor. Diyelim ki tespit edildi bizde. Ee, tedavisine yönelik e, ne yapılıyor? O farklı... dönem için ilaç mı kullanacağız? Ne yapacağız? O dönemlerde şikayetlerimiz baş Hı -hı. başladığı zaman tabii ki önce bir doktorunuza başvurmanızda fayda var. Ee, bazı ilaç tedavilerimiz var. Bunun Hı -hı. için kullandığımız bunun spreylerimiz Antihistaminik dediğimiz gece haplarımız alerjide ortaya çıkan burun akıntısı hapşırık gibi şikayetleri ortadan kaldırabiliyor. Onun dışında uzun soluklu te e, tedavilerde de ee, özellikle şişen burun etlerimizi küçültmek için farklı girişim, cerrahi girişimler uygulayabiliyoruz. Dinolite gibi farklı yöntemlerimiz var. Bunlar da alerjinin vücudumuzda yarattığı bu e, hadisenin önüne geçmek konusunda bize yardımcı oluyor. ona bağlı olarak şişen etleri küçültmek gibi e, mutlaka etkiler yapmayacağız. Nasıl yapıyorsunuz? Bir şey söylediniz. Zaman, Ateş falan yapıyor mu dediniz? Hayır, ateş yapmaz. Yapmaz çünkü o yüzden. Yok, ateş ben... yapmaz. Yani o zaman diğer şeylerden ayırmak için ateş mi belirleyici olacak? Yani alerjik nezle mi yoksa nezle mi? Genel tabloya baktığımız zaman birazcık daha belli oluyor. Ee, kaşıntılı, akıntılı gözler, e, burun tıkalı bir burun, su gibi akan bir e, burun. Onun dışında hapşırıklar, kaşıntılar daha çok bize alerjiyi düşündürürken Hı -hı. halsizlik, kırgınlık, ateş, yorgunluk. Sistemik belirtiler Sistemik varsa o zaman. Sistemik belirtiler de aynı şekilde Enfeksiyon evet, Anladım. Diyelim ki şimdi benim bir arkadaşım var. İşte burun ameliyatı oldu ama yine belirli dönemlerde burnu tıkalı. Evet. O, meğerse alerjisi varmış onun bazı şeylere Kesinlikle. karşı. Onlar için hangi cerrahi müdahalelerde bulunuyorsunuz? Az önce söylediğiniz çünkü. Burun etlerimiz yani konkaları radyo frekansla küçültme işlemleri yapabiliyoruz. Radyo evet. Hı -hı. Bu sayede e, alerjinin vücudumuzdaki etkisini... Biraz daha az çekmiş oluyoruz. Yine alerjenlere maruz kaldığı zaman tekrar hapşırıklar olabiliyor, burun akıntıları olabiliyor ama eskisi kadar burun tıkanıklığı olmuyor. Bu bir kere yapmakla geçiyor mu yoksa zaman zaman tekrar etmek gerekiyor mu? Yani yeniden şişiyor mu bu eten? Kişiden kişiye değişmekle birlikte evet e, bazen tekrar etmek gerekiyor. Hmm. Peki bunların komplikasyon var mı? Yani bizde her şeyin komplikasyonu vardır. Tabii ki. <laughs> bunların komplikasyonu var mı? <laughs> e, <edelim>. Alerjik rinitten <laughs> evet. bahsedersek. Uzun vadeli akan bir burun düşündüğümüz zaman öncelikle hastamızın burnu tıkanıyor. Buna bağlı az solunuma bağlı farenjitler, boğaz enfeksiyonlarının sıklıkları birazcık da artmaya başlıyor. Geniz akıntıları arttığı dönemde de orta kulakta sıvı birikimi, orta kulak iltihaplarına dönüşebiliyor. Benzer şekilde geniz akıntıları arttığı zaman öksürükler ve az solunum yolu enfeksiyonlarını da tetikleyebiliyor. Bunlar da e, alerjik rinitin komplikasyonları o arasında. zaman alerjidir geçer değil evet, de şey evet. yani kulak arkası yapmamak Kesinlikle. lazım yani gerçekten müdahale etmemiz gerekiyor diyorsunuz. Evet. Bunların tedavisi uzun mu sürüyor, kısa mı sürüyor? Yani böyle ince kortikosteroidle şeyler oluyor. Onlar uzun süre kullanma öneriyor musunuz? Yani <laughs> ne durumda ilaç bırakmasını öneriyorsunuz? öyle bir şeyiniz var mı? Şurada protokolünüz. Özellikle alerji mevsimlerimizde geçişlerde geçişler süresinde Hastamızın kliniğiyle orantılı olarak ilaç kullanımı süresini belirliyoruz. 3 ay süreyle nazal kortizolları kullanmamız mümkün. Hı hı. Onun dışında e, bazen tedaviye anti alerjik, anti tabletleri ekleyebiliyoruz. Veya montelikas inhibitörleri dediğimiz gece haplarımız, çiğneme haplarımız oluyor. Özellikle az solunumla ilgili bulgular daha ön plana geldiği zaman bu e, gruptan da faydalanıyoruz. Hı. Daha ileri e, seviyelerde ise kortizon tedavisi gerekebiliyor. Şimdi... Hı. Evet. evet devam edelim tatlım. <laughs> şimdi şey <laughs> hastalar kortikosteroid duyunca korkuyorlar. Yani bir şekilde kortikosteroid veriyorlar bana vesaire diyor. Kesinlikle. Ben hastalara o, şey o, diyorum hani mi? topikal çok dediğimiz burnu kullanılan çok düşük miktarlarda değil mi? Üç ay kullanmasına öyle bir, ciddi bir sistemik yan etkisi olmuyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle şimdi bu çok tıbbi oldu. Bir dakika benim burada araya girmem lazım. Bahsettiğiniz <laughs> abidik gubidik şeyleri bir açalım. <laughs> şimdi siz siz ne Sistemik dediğimiz genel Sistemik. olarak almak. Ağızdan alınan kortizon tedavisi. Ağızdan evet. alınan ilaçlardan bahsediyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Onlar Özellikle bu halkımızın e, hani kortizon alıyor, felaket, kilo alacağım, şişeceğim. Evet, Şöyle... kortizona karşı bir şey var. Hassasiyet e, var. var. doğru. Gerçi evet, e, çok dengeli kullanılması gereken bir ilaç grubu. Faydası olduğu kadar zararları da var. Hmm. E, özellikle topikal, yani sadece buruna kullandığımız bunun spreylerinde, kortizonlu spreylerde çok daha lokal etkiye sahipler. %1 oranında sistemik dolaşıma katıldığı için sistemik genel yaygın etkiler çok daha düşük. Hmm. Ama çok uzun süreli e, burun içerisinde kortizon kullandığımız zaman göz tansiyonunu yükseltebilen etkileri de olabiliyor. Ya evet benim bir arkadaşım de kullanmamız var gerekiyor. kullanan şöyle bıraktığı an rebound etkisi yaratıyor. Yani daha da çok tıkanıyor burnu. O yüzden bırakamıyor da bir yerde yani... Uzun süre kullanması da çok zararlı diyorlar. Topikada e, rivant olur mu? Başka bir ilaç grubu. Yani ilaç ismi vermeyelim ama ha, belki başka bir, farklı ilaç bir ilaç, grubu, grubu. olabilir. Ya yani şey, e, evet. Damar büzücü ilaçlar evet, var. Evet evet. E, Onlardan evet. biri daha doğru, galiba. Damar büzücü ilaçlar 5 gün kullanılıyor zaten. 5 günden sonra tam tersi etki oluyor. Ha, Mesela 5 gün, öyle gün bir şey işte. damarlar, tamam, evet. Bunun için damarlar büzüyor. 6. gün Tam tersi bu sefer vazodilatasyon e, da, da, damarları genişletip daha da çok tıkanması neden oluyor. O Kesinlikle. farklı bir şey. O, o yüzden, yüzden ben... zaten verildiği zaman 5 gün diyoruz stop ondan sonra ondan duracaksınız. Ondan sonra evet. duracağız. Ha, Ama bak, bu on. kullanılan işte e, kortikosteroidler çok düşük dozlar 3 ay doktorum kullanabiliyoruz diyor. Yani ay. yani ilgisi o kadar evet. ciddi bir yan yok olarak hmm. değerlendiriliyor. Evet. evet. Peki çünkü şey e, hep ondan korkulur ya burun spreyleri uzun süreli kullanılırsa. Tabii halkın evet, yani şey diye. kortizonu ağızdan ciddi aldığın zaman çok, Kilo yapıyor. çok güzel söyledi yani çok genişletebiliyor vücudu, şişmanlatabiliyor, şeker hastalığı yatkınlığı olabiliyor, diye de çatlamaları da oluyor. Çok ciddi şey evet, etkisi, var. etkisi var. Ama çok küçük dozlarda Hı. o kadar korkulacak bir şey olmuyor tabii ki. Peki evet. bunun böyle iğneyle miğneyle tedavisi daha kısa sürede daha uzun çalacağımız... <laughs> Sihir <tedavisinden diyerek>. <gülüyor> <gülüyor> sihirli değnek var mı sihirli değnek? Sihirli değneği var mı acaba? <laughs> bir aşı tedavimiz var. Bunun hmm. mantığı da bizde alerji alerjik reaksiyona sebep olan e, alerjenleri küçük dozlarda e, alarak vücudumuzun buna tolerans geliştirmesi. Ama her hmm. zaman %100 tedavi sonuç var mı derseniz maalesef çoğu zaman alerjiyle yaşamamız gerekiyor. Bunu da yaşamı da haklı yani bir yaşam şekli değişti. Çok güzel şeyler söyledi mesela ben de hiç dikkat etmiyordum ama mesela yatak odası halı çok güzel bir şey hmm. gerçekten tost diyor akarlar oraya yerleşebiliyor yani evet. alerjik bünyem varsa ondan uzaklaşacaksın ya da tüylü yani. örtüler evet daha var, sade vesaire. bir dekorasyon. Bunun Kankışlar. dışında özellikle e, yoğun yumuşatıcı kokuları deterjan kokuları bunların hepsi alerjen olarak gelip kokular da öyle mi? kesinlikle ev kokuları. Parfüm kokuları, kimyasallar. Ne kadar zor bir hayat. Değil mi? <laughs> Alerjiyle hayat. <laughs> Ama bu alerji her dönemlerde oluyor değil mi? Yani bu mesela alerjik bir yere doğabiliyorsun. Belli bir yaştan sonra da oluşabiliyor. Hiç alerjin Kesinlikle. olmuyor. Belli bir yaştan sonra bakıyorsun alerji oluşmaya başladı. Ben hmm. kendim yaşadım. Şimdi alerjik dönemlerde hiç işte koku alamıyorum. Gerçi koku almak güzel yanları var. fark <laughs> ettim. Bizim ameliyathaneye giderken e, ayakkabılar konan bir yer vardı. E, oradan geçerken inanılmaz bir kötü bir koku alıyorsun. Ayak sonuçta kışın ayakkabılar falan. Çok kötü. Botlar falan, kötü Bu olur. alerjik dönemde hiç işte, nefes... Koku alamadığım için rahat bir hayat yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Bazı çok, yerlerde iyi hani olur. Ufak yerler ama tabii ki. Ee, ama bak benim de çok dikkat etmedim. Şey gerçekten mesela Otit dedi orta kulak iltihabı sağırlığa kadar gidebiliyor değil mi doktor hanım? Yani onun evet. oraya sıvı toplandığı zaman enfeksiyon bindiğinde orada ciddi bir enfeksiyon tablosu menenjite kadar beyin zar iltihabına kadar gidebilen tablo Basit oluşabiliyor. Basit bir alerji diyoruz. Bak nerelere kadar Eğer aslında, ağır bir alerjiniz evet. varsa tedavi olmaz hmm, gerekiyor yani. Kesinlikle. Tekrarlayan baş insanın hayat kalitesini hayat standartını ciddi şekilde aşağıya çekebiliyor. Hmm, tekrarlayan baş da alerjinin bir göstergesi öyle Olabiliyor. mi? Olabiliyor. Hmm, evet peki bunlara dikkat etmek lazım. Demek ki şöyle kısacık toparlarsak ve özetlersek alerjik rinit belirtileri mevsimsel, mevsimsel, var. E, mevsimsel olarak ilk bar ve son barlarda e, bizi karşılayabilir. Burun akıntıları hapşırıklar burunda tıkanıklıklarla gözlerde sulanmalarla kendisini gösterebilir. Hı hı. Tanı koymakta gözlemleyebiliriz hangi ortamlarda hangi alerjenlere karşı daha çok reaksiyon gösteriyoruz ya da bununla alakalı cilt testleri Kan testleri yapılabilir. Hı hı. Tedavisinde dönemsel olarak e, kortizon, antihistaminik gibi ilaç tedavisi olabildiği gibi daha uzun soluklu alerjinin etkilerini ortadan kaldırmak için farklı tedavi seçeneklerimiz de mevcut. Hı hı. Bunun yanı sıra e, aşırı tedavisi gibi alerjenlere kısmi dozlarda yavaş yavaş alarak tolerans geliştirmeyi hedefleyen tedavi çemaları da mevcut. Durum böyle. Durum <laughs> böyle Nezleli bazen karışabiliyor kesinlikle. Ama e, evet. bunun için tabii bir hekim. Çok teşekkür ederiz Şart. bu konuda bize oldukça güzel. Evet. Peki arkadaşlarım alt bantta bu arada e, soru görüş ve önerileriniz için telefon numaralarını geçiyorlar. İyi ki varsın TV programın. Esra Harmanda ve operatör doktor Volkan Kıyak'ta bizlerin Instagram hesapları. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Evet, Uzman so doktorumuz arzu, arzu Özlü. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür a ederim. Aynen. Sağlık sen. buraya kadar geldiniz. İyi ki varsınız. Çok Yine sen. bekleriz. Siz de aynı <laughs> şekilde.